Kişinin şikayeti üzerine bu operasyonun gerçekleştiği ileri sürülüyor. Adliyeye sevk edildiler. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şimdi yine konumuza dönersek eğer, evet, döviz kurlarındaki hareketlilik çok sıcak. Onu zaten yakından izliyoruz. Numan Kurtulmuş bugün döviz alan esnaf ahlaksızdır diyor. İçki içenlere laf atıyor. TÜİK'in verilerine güvenmeyeceğiz de içki içenlere mi güveneceğiz diyor ama şimdi biraz hafızaları tazeleyelim. Gelin. Numan Kurtulmuş AKP'ye geçmeden önce Has Parti'de acaba kürsüde neler söylüyordu? O gün iktidara hangi argümanlarla yükleniyordu? Bunu hatırlamakta fayda var bir diye düşünüyorum. Bir de orada 2023'te bakın Türkiye'yi nasıl tabii, bir iktidar belirleyecek yani onu söylüyor. 2023 diyerek hedef alıyor. 2023'te bu iktidarla Türkiye'yi neler bekliyor diye öyle bir kara tablo, karamsar tablo çiziyor ki nereden nereye diyor. Ama haklı çıktı bence. Evet haklı çıktı ama maalesef kendisi farkında değil herhalde. Peki bir görelim eğer hazırsa arkadaşlar o video. Eğer bu beylerin vizyonu tutar ve 2023'te iktidar olurlarsa hala sivil anayasayı tartışıyor olacağız. 2023'te göle eğer Nasrettin Hoca'nın yoğurt tutması gibi, sürmesi gibi eğer bu maya tutar ve 2023'te bu beyler bu zadegan iktidarda olursa Büyük Orta Doğu Projesi sırası sayesinde bölge ülkelerinin sayısının iki katına çıktığını göreceğiz. 2023'te bu vizyonları tutarsa Başbakan'ın Uganda Cumhurbaşkanı'na one minute dediğini duyacağız. 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız. 2023'te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. 2023'te boşanma oranlarının evlenme oranlarının üstüne geçtiğini duyacağız. 2023'te kahvehanelerde yaşlılara yer kalmadığını, çünkü bütün kahvelerin genç, işsiz üniversite mezunlarıyla dolu olduğunu göreceğiz. 2023'te her üniversite öğrencisinin başında 10 polisle birlikte üniversite sınavlarının yapıldığına şahit olacağız. 2023'te tıpkı bankalar gibi kalan birkaç fabrikamızın isminin de gavurca olduğuna şahit olacağız. 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz. Ya sevgili izleyiciler, evet. Has Parti lideriyken Numan Kurtulmuş. Ama böyle ne öngörülüymüş ya, değil mi? Diyor ki, bugünkü tabloyu ne güzel çizmiş. Evet, diyor ki kredi kartı evet. borcu olmayan kimse kalmayacak dedi. Bravo, bildi. Daha 2022'ye de girerken hakikaten herkesin borç batağında. O yüzden insanlar sokaklarda, o yüzden evet. insanlar bağırıyor, çağırıyor. Fakat o tarihte bildi. Sonra ne oldu biliyorsunuz? Gitti. Bu saadetin başındaydı. Sonra buna bir katakulli çevirdiler. Bunu saadeti kayyuma verirken bu uyandı. Erbakan'ı affettiler biliyorsunuz. Kayıp trilyon davasından. Bir af çıkardılar. 2,5 sene falan hapis cezasıydı. Altınoluk da ev hapsindeydi. Abdullah Gül onu imzaladı ve affetti. O sırada işte Erbakancılar da Numan Kurtulmuş'un altından altına oydular. Saadet-i Kayyum'a giderken gitti Has Parti'yi kurdu. Has Parti'yi kurduktan sonra bakın ben bir şeyde görüştüm. Bir kahvaltılı gazetecilerle bir toplantı yapmıştı. Galiba Yıldız Sarayı'ndaydı, parkında. Bir de o zaman Milliyet'te yazıyordum. Milliyet'i ziyaret ettirdi. Saadet Partisi'ndeyken. Hatta Taha Akyol falan da o şeydeydik. O da Milliyet'te yazıyordu. Böyle bir öğlen yemeği yenmiştik. Ya orada söyledikleri sözleri bu iktidar için. Bakın şu anda içinde bulunduğu için iktidar bundan daha ağır. Şimdi dinlediğimiz videodan daha ağır kelimeler kullanıyordu. Evet. Sonra Erdoğan usta siyasetçi aldı bunu yanına geldi. Arkasının altına bir Mercedes çektiler.
genel başkan vekili yaptılar. Şimdi Mercedes'te dolaşıyor. Dününü unuttu. Bütün hikaye, bütün siyasi hayata bir Mercedes miymiş? Onu sormak lazım kendine. Bütün ideali gidip işte orada bir makamda güzel oturayım. Evet. Bir Mercedes'e bineyim miymiş? Hmm. Ağzını kapattı. Ay işte evet, söyledikleri burada. Evet. Bu arada devam edeceğiz konuya Mehmet Tezkan. Bu konuyla ilgili İbrahim Kahveci'ye de tabii söz vereceğiz. Onu da dinleyeceğiz. Ama Onur Bey de piyasaları evet, paylaşmak evet, daha, üzere bizi hazır evet, bekliyor. Çünkü piyasalar çok sıcak. Psikolojik eşik 14 lira aşıldı. Zaten kritik bir haftaya girmiştik. Çarşamba FED, Perşembe Merkez Bankası derken neler bekleniyor diye soracaktık. Şimdi bu sıcak gelişmeyle 14 sınırını aşmasıyla başlayalım hemen. Onur Bey, günaydın, iyi haftalar. Günaydın Seda Hanım, iyi haftalar. Hepinize iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, piyasada zaten bunlar yani bu hafta önemli iki tane karar var. Bunlardan bir tanesi FED faiz kararı ki FED'in gaza basacağına ve özellikle Cuma günü gelen enflasyon verileri sonrası bu hafta FED'in tahvil alım programının azaltı hızını arttıracağını ve faiz arttırımlarını da öne çekeceğini düşünüyorduk ki gelen enflasyon verileri bunu teyit etti açıkçası. Amerika'da enflasyon %6.8 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yine çekirdek enflasyon 1990'lardan bu yana 4.9'da en yüksek seviyeye ulaştı. Bir gözümüzde tabii asıl gözümüz diyeyim yurt içi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz kararında olacak ama ben görüşümü hala koruyorum. Yani Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indireceğini düşünüyorum. Kurdaki bu yükseliş devam edecek. Ne yazık ki bunu defalarca konuşmuştuk sizlerle. Ve kurdaki yukarı yükselişin açıkçası döviz satarak engelleyemeyeceklerini ben ne zaman anlayacaklar merak ediyorum. Çünkü geçen haftada yaklaşık 500 milyon dolara yakın bir satış gerçekleşti ama bu hafta 14'ü aşarak yukarı yönlü bir hareket eğilimdeyiz. Bakın Seda Hanım, yani istediğiniz kadar siz ne kadar döviz satarsanız satın. Çünkü önümüzdeki ödemeler dengesi süreci belli, rakamlar belli, ödenecek miktarlar belli ve dolarizasyonun %62 olduğu bir yerde siz döviz satarsanız sadece ve sadece rezervleri eritirsiniz. Başka bu hiçbir işe yaramaz. Zaten bunu da iki haftadır görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bence bu yapı halen korunacak. Yani 14'lerin üstüne attıktan sonra bu yükseliş devam edecek. Ben yılı 15 seviyesinin üstünde kapatacağımızı düşünüyorum açıkçası ilk etapta. Çünkü Merkez Bankası dediğim gibi hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları hem yeni Hazine Bakanı Nebati Bey'in konuşmaları ve yine Şahap Bey'in söylemleri bana faiz indirimlerinin devam edeceğini gösteriyor bu ortamda. Tabii bu da kurlardaki yükselişin devamını sağlayacaktır. Evet. Onur Bey bir şey sormak istiyorum. Deutsche Bank'ın bugün yayınladığı raporda kısa süre içerisinde yani bu ay bir faiz indirimi yapabilir ama kısa süre içerisinde 1000 baz puan yani %25'e faiz arttırmasını bekliyor. Aksi takdirde ödemeler dengesi krizi falan çıkar diye şeyler var. Deutsche Bank'ın 1000 baz puan artırımı 2022'nin artık daha önemi çekiliyor bu sert artışlar karşısında. Sizin de bu yönde beklentiniz vardı. Yani bu indirimi bırakın büyük bir artış gelmek zorunda. Bu beklentinizin tarih verebilir misiniz tekrar? Ne zaman yapmak zorunda kalır Merkez Bankası? Yani İbrahim Bey bunu kestirebilmek zor. Çünkü burada siyasi iktidarın açıkçası yani ve Merkez Bankası'nın şu anda yeni bir model dediği aslında yeni olmayan daha önce 2018 başında uyguladığımız rekabetçi kur modeliyle büyüme stratejisini aynen sürdürdüğünü görüyoruz. Yani bunun için ya bundan ne kadar vazgeçerler bilmiyorum ama şunu biliyorum bu çok daha ciddi sıkıntılara yol açacak bu modelde ısrar edilirse. Çünkü kur hiçbir zaman durmayacak. Daha önce de ifade etmiştim bunun kurun bir yerde duracağını zannedenler çok yanılıyorlar. Evet. Ki siz de ara ara örnek veriyorsunuz Arjantin
garantini. Orada 2013'te işte 1 dolar 5 pesoydu. Bugün 101 peso. Türkiye'de de 2013'te 1 dolar 2 liraydı. Bugün 14 lira ve bu işin sonu yok. Bu devam edebilir. Bu ekonomik politika değişmediği sürece sonsuza kadar kur artışı yaşayabiliriz. Tabii ki sonsuza kadar sürmez. Bu nerede patlar? Üretimin durduğu yerde, işçilerin çıkarılmaya başlandığı yerde, evet. Yani ülke ekonomisinin tamamen bittiği yerde bu iş sonlanacaktı. Ama yakın vadede, daha önce de söyledim, bu işin tek yolu var. Yani kur artışını durdurmanın tek yolu faiz arttırma. Ama o tren kaçtı. Onu evet. da ifade edeyim. Daha önce de söylemiştim çünkü. Ve bence ben eğer kuru tutmak istiyorlarsa, ekonomiyi dengeye getirmek istiyorlarsa ben Deutsche Bank'tan daha yüksek bir faiz tahmini yapıyorum. Yani o 1000 puanı da aşar o eğer kuru dengeye getirmek istiyorlarsa bu saatten sonra. Zarar o derece büyük yani. Peki Onur Altın, teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin haftanın ilk gününde. Mesainizde size de. Ben de benzer bir şey soracaktım zaten. Hani şu anda her şey kontrol altındaymış gibi yapıyor ya. O mış kısmının kalktığı ve artık eyvah tamam evet. deyip de ama şimdi İbrahim Bey de hata yapıyor. Onu isterseniz tamam. reklam dönüşü peki, niye gündeme hata getirin. Söyleyeyim. Siz niye yanlış... hata yaptığını sorun. Hı. İbrahim Bey de buna cevap versin. Dönüşte zaten sözü ona bırakacaktım. Reklam